Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Evet, bu işler daha erken olmasını biz de tercih ederiz. Yok efendim hocamız Müşkül Mekvi'deymiş, oymuş buymuş. Hocamız Müşkül Mekvi'de falan değil. Elinde de çok daha iyi bir kadro var. O da çıkacak, en iyisini yapacak. Hiç kimse de mazeret üretmeyecek. Omuz omuza vereceğiz ve bu takımı şampiyon yapacağız. Yeni transferlerimiz de olacak. Ama artık... Yani mesajı alan buradan alsın lütfen. Gelelim Elif. Elif konusunda da işte eski yöneticiler hortladılar, çıkıyorlar. İşte duruşma oluyor da çıkıyorlar. Kendilerini böyle bir federasyon ziyaretleri falan ilgiyle izliyorum. Onlara da bir iki lafım olacak. Elif çok genç yaşta büyük bir iş başardı. 18 yaşında Fenerbahçe futbol forması takımının A takımı formasını sürekli giydi. Çok disiplinli, ciddi, Allah'a şükreden böyle bir meziyeti olduğu için ama meziyetini de hafife almayan, gençliğin verdiği duygularla disiplinsiz davranmayan, her daim bu formanın adını görmek istediğimiz karaktere sahip ve geleceği çok parlak bir futbolcumuz. Onun yolu açık, şansı bol olsun diyorum ve inanıyorum ki kulübümüzü de en iyi şekilde temsil edecektir. Kulübümüz onun sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde etmiştir. Çünkü ne dedik demin, sattığın kadar alabilirsin. Bu satışı yaptık, buradan da hedef haline geldik. Yok efendim ben arkadan iş çeviriyormuşum, iş ilişkilerimle Napoli'ye para veriyormuşum, onlar yani... Sonu yok bu şeylerin ama kulübümüze transferinde emeğe geçen, kendisine şans veren, gelişimini sağlayan başta hocamız Koku, sonra hocamız Ersun Yanal ve yüksek bedelle satılmasını sağlayan, pazarlıklarda bulunan hem sportif direktörümüz Komoli hem Sayın Selahattin Baki'ye, herkese bu camiada bu çocuğun kazandırılmasına ve satışına emeğe giden herkese Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi herkese cevap vermeyeceğim ama Aram Bey'in görüşlerine katılıyorum. Uzun zamandır ben bunu ifade etmek istiyordum ama bir küçüğünüz olarak yakışıksız olur diye de etmek istemiyordum. Ama bu camianın da bir tarihi var, bu camianın da bir ağırlığı var. Bu camianın bu kürsüye çıkıldığı zaman da ona layık bir şekilde çıkılmalı. Konuşmada herkes özgür, ifade özgürlüğüne inanan biriyim. Ama konuştuğunuz zaman da bizlere yol gösterecek, ışık tutacak, her türlü eleştiri ve öneriler olmalı diye düşünüyorum. Bazen aynı, yani o paralelde konuşmalar olmadığını üzülerek görüyorum. Feruh Bey komisyon oluşturalım diye oluşturalım. Feruh Bey gitti galiba. Ama çok daha büyük bir tüzük talihatı yapacağız. Her türlü üyenin görüşüne ihtiyacımız var. Acelemiz de yok. Doğru yapılması şarttır diyor. Doğru yapılması da şarttır. Tüzüğümüzde çok, şu an bile çok mükerrer maddeler vardır. Bunların düzeltilmesi gerekmektedir. Ve daha dinamik, daha çağdaş bir tüzüğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla kendisini davet ederiz. 2 yılda bir seçim olmaz Göksal Bey. Mümkünse de seçim 4 yılda bir olmalı. 4 yıllık olmalı ve 3 kere ile sınırlanmalı. 2 yılda seçim falan olmaz. Yeni yönetim ihtiyacı falan gibi şeyler, bir laflar sarf ettiniz. Laflarınızı aynen iade ediyorum. Orada dere ağzında oturup ahkam kesmek kolay. Ama siz bizim nelerle uğraştığımızı bir bilseniz bence biraz daha mahcup olurdunuz konuşmalarınızda. Lütfen kalkmayın. Lütfen kalkmayın. Ben bitireceğim. İsterseniz gelip konuşursunuz. Çünkü bugüne kadar bugün o zaman yanlış anladıysam özür dilerim ama bugüne kadar artık Sayın sabrettim. Özbek, dinleyelim lütfen. Olur sabrettim. Mu? Yutkundum. Artık her şeyin bir yeri yordam vardır. Tamam.
Samimi fikrinize teşekkür ederim. Fikrinize katılmadığımı şiddetle reddettiğimi ifade ediyorum. Dere ağzındaki büyükler evet değerlidir, büyüğümüzdür, camian önemlidir. Ama bu camia sadece Kıbrıs'ta oturanlardan teşkil edilmez. Anlatabiliyor muyum? Bu camia 33 bin üyesi var, milyonlarca taraftarı var. Ve bu camia sadece bir avuç insan tarafından bir şekilde, o şekilde, bu şekilde itilip kakılacak bir camia değildir. Dolayısıyla artık bir yere kadar ben çekerim. Bir yerden sonra bu camia her şeyden önemlidir.